Son 50 yıldır her yıl Amerika dünyanın en güçlü ordularının başında yer alıyor. Listede sürekli kendisi var. Amerika dünyanın en tüyler ürpertici ordu gücüne sahiptir. Soğuk Savaş bittiğinden beri Amerika tarihte görülmemiş bir üstünlük ele geçirmiştir. Amerika ordusu dünyanın en büyük ordusu olmasa da kesinlikle en iyi eğitilmiş ve en donanımlı ordudur. Rusya ve Çin gibi rakipleri ise arkasından geliyor. Soğuk Savaş sona erene kadar Amerika orduları savaş alanında Avrupalı ordulara meydan okuyacak güce bir türlü erişememişti. O dakikadan sonra iki dünya savaşı geçiren Amerikan ordusu sonunda büyük bir çıkış yakaladı. İşte Amerikan cephaneliğinde bulunan tüm zamanların en ölümcül 5 teknolojik silahı. 1 numara mitralyöz. Mitralyöz ilk kez 600 bin kayıp verilen ve Amerikan tarihinin en ölümcül savaşı olan Amerikan İç Savaşı'nda sahaya çıkarıldı. Mitralyöz tarihin ilk seri ateşli silahlarındandır. Richard Gatling tarafından icat edilen ve merkezi bir eksen etrafında dönen birden fazla namludan oluşan bu silah, barut tarihinde seri ateşleme sorununu çözen ilk silah oldu. İlk başlarda Amerikan ordusu muhafazakar tutumundan ötürü mitralyözün icadına uyum sağlamak istemedi. Gatling icadını iyice geliştirdikten ve dakikada 350 el ateş açmayı başardıktan sonra ordu yeni silahını kullanmaya başladı. İlk defa 1864'te Virginia'da geçen Petersburg Savaşı'nda kullanıldı. İç savaş bittikten sonra ordu dakikada 400 kez ateş açabilen 10 namlulu mitralyözü yerlilerle çıkan çeşitli çatışmalarda kullandı. Sonradan çıkan Maxim makineli tüfeği mitralyözün yerini aldı. Ancak el ile çalıştırılan acımasız silah geleceğin habercisi gibiydi. Birinci Dünya Savaşı'nın acımasız savaş alanında bu silah defalarca kullanıldı. 2 numara atom bombası. Amerika 2. Dünya Savaşı'nın zirve yaptığı dönemde Manhattan Projesi adı altında yürütülen çalışmalarda atom bombasını geliştirdi. Proje 1939'da Uranyum Danışma Komitesi'nin Başkan Franklin, Roosevelt'te uranyum elementinin şu an bilinen tüm bombalardan daha geniş zarar verebilecek bir bomba malzemesi olabileceğini bildirmesiyle başladı. Bomba çalışmaları 7 Aralık 1941 Pearl Harbor saldırısından sonra daha da hızlandı. Bu sırada Amerika resmi olarak 2. Dünya Savaşı'na Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu'nu karşısına alarak dahil olmuştu. Bomba yapımında acele edilmesinin en önemli sebeplerinden biri Nazilerin de aynı şekilde kendi bombalarını yaptıkları inancıydı. Proje nihayetinde başarılı oldu ve 2. Dünya Savaşı'nı sona erdiren iki silah dizayn edildi. 6 Ağustos 1945'te Enola Gay isimli B-29 bombardıman uçağı General Paul Tibbets'in emriyle ismi Little Boy olan 15 kilotonluk nükleer silahla Hiroşima şehrini vurdu. Birkaç gün sonra Fatman isimli 21 kilotonluk başka bir silah 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'yi vurdu. Tehlikeyi sezen Japonya İmparatoru şartsız bir teslimiyet emri verdi. Atom çağından sonra dünya hiçbir zaman eski haline dönemeyecekti. 3 numara hassas güdümlü silahlar. 1970'lerden beri Amerika'nın savaşta sahip olduğu en büyük avantajlardan biri hedefleri eksiksiz bir şekilde vurma becerileridir. Tarih boyunca savaş genelde ateşlerle herhangi bir şeyi vurma ihtimalinin düşük olduğu uzaktan açılan ateşlerle yapılır. Ancak hassas güdümlü silahlar çıktıktan sonra her şey değişti. Örneğin 8. Hava Kuvvetleri 1943'te Alman bilyalı Ruhlmann fabrikalarına muazzam bir hava saldırısı başlattığında yaklaşık 400 tane B-17 bombardıman uçağı gönderdi. Bombaların birçoğu hedefleri vurmaya yaklaşamıyordu bile. Bu sürekli aynı şekilde devam etti. Tek bir hedefi vurabilmek için koca bir hava filosu harcandı. Çoğu zaman hedefi bulamıyorlardı. Vietnam Savaşı'nın sonlarına doğru bu durum değişti. 1972'de lazer güdümlü bombalar sayesinde Amerika Hava ve Deniz Kuvvetleri hedefleri direkt vurabiliyordu. Onlarca jet kullanıp tek bir hedefi tutturmaya uğraşmak yerine hücum sırasında tek bir jet birçok hedefi vurabiliyordu artık. 1972'de hassas güdümlü silahların sayısı bir elin parmaklarını geçmezken 2015'te Amerikan savaş uçaklarından düşen silahların hepsi hassas güdümlü oldu. Bu silahlar sayesinde Amerikan ordusu son 40 yıldır üstünlüğünü korudu. Ancak bu artık kaybedilmeye yakın bir avantaj. Çünkü başka ülkelerde benzer silahlar üretiyor. 4 numara hayalet uçak. 60'larda ve 70'lerde Sovyetlerin karadan havaya füze teknolojisi sürekli gelişmeye devam ederken Amerika Hava Kuvvetleri'nin bu sürekli gelişen tehdidi yenmek için bir çözüm bulması gerekiyordu. Cevap, gizlilik teknolojisiydi. Bu teknoloji sayesinde bir uçağın radar ara kesiti ve kızılötesi imzası azaltılabiliyordu. İronik olarak düşük radar ara kesitli uçakları geliştirmek için
Gerekli ilk denklemleri keşfeden bilim insanı, Sovyet Rusyalı bilim adamı Pyotr Üftümsev idi. Onun buluşları, Lucas şirketinin mühendisi Dennis Overholser'ın ilgisini çekmişti. Böylelikle Overholser ilk hayalet uçağın konfigürasyonunu geliştirdi ve ismini Umutsuz Elmas koydu. Umutsuz Elmas geliştirilerek yerine 1981'de dünyanın ilk kullanıma hazır hayalet uçağı Lockheed F-117'ye bıraktı. Bu başlangıçtan sonra Amerika'nın hayalet uçak üretimi farklı yönlerde devam etti. B-2, F-22, F-35 ve geri kalan birçok Amerikan hayalet uçağının kökleri Sovyetler Birliği'nin yenme çabalarına dayanır. Sonuç olarak Amerika Hava Kuvvetleri büyük güç haline geldi. 5 numara dronlar. Abraham Karem daha sonradan General Atomics MQ-1 Predator'a dönüşen neti ilk geliştirdiğinde buluşunun savaşların yapılma şeklini etkileyecek kadar bir öneme sahip olacağını hayal dahi edemezdi. Savaş alanında insanların hayatını riske atmak yerine Amerikan güçleri bu uzaktan kumandalı sistemlerle uzaktan savaşabilir. Başlarda geçici bir moda gibi görülürken geçtiğimiz 15 yıl bizlere insansız hava araçlarının modasının geçmeyeceğini kanıtladı. Savaşlar bir daha asla eskisi gibi olmayacak. İlk kez 1990'larda Balkanlarda kullanılan MQ-1 Predator'lar mürettebatlı uçaklardı. Ondan sonra çıkan MQ-9 Reaper biraz daha gelişmişti. Ancak savaşları tamamen değiştirecek bir şeyin başlangıcıydılar. Uçak gemisinde üstlenmiş Northrop Grumman X-47B gibi uçaklar bu makinelerin gerçek potansiyellerini kanıtlamaya başladı. Bu yüzyılın son yıllarında insansız hava uçakları savaşlarda en çok kullanılan silahlar haline gelebilir. Daha geçenlerde Deniz Kuvvetleri Bakanı Ray Mabus izleyicilere Amerikan donanmasının F-35C çıktıktan sonra bir daha asla Strike Fighter satın almayacağını söyledi. Eğer Mabus'un vizyonu gerçek olursa insansız uçaklar gelecekte Amerika'ya eşsiz ayrıcalıklar tanıyacak. Evet, Amerika'nın silahları bu şekildeydi. Amerika'nın ilk yakaladığı teknolojik imkanlar kendilerine büyük avantaj sağladı. Son dönemlerde ise pek çok ülkede kendi silahlarını üretmeye başladı. Bunlardan biri de Türkiye. Gelin Türkiye'nin son dönemlerde düşmana korku veren birkaç yeni silahına bakalım. Atak helikopteri. TSK'nın son yıllarda envanterine kattığı T-129 Atak helikopteri hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor. Atak helikopteri tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi ve uzun menzilli mızrak tank savar füzesi Atak'ın silahları arasında yer alıyor. T-129 Atak, 5 parli ana rotor, güçlü motoru, yeni nesil hedef tespit sistemi, entegre kask sistemi, etkin ve özgün silah teknolojisi, sayısal kokpit mimarisi, görev bilgisayarları ile gelişmiş uçuş ve atış kontrol isimli sistemleriyle öne çıkıyor. Helikopter iki pilotun da maksimum görüşe sahip olduğu tandem adı verilen önlü arkalı kokpit dizaynıyla dikkati çekiyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip ana rotor sistemi ve her biri 1292 beygir güç üreten iki motoru helikopteri benzerlerinden üstün kılıyor. Altay tankı. Altay, Türkiye'nin geliştirdiği 3 nesil ana muharebe tankıdır. Altay için BMC ve Aselsan olmak üzere pek çok üreticinin ortaklığında seri üretime başlanıyor. Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankı Altay'ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirebileceği her türlü harekat şartları ve katılım sağlayacağı BM NATO harekatlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Bu amaçla Altay, modern tanklarda kullanılan en yeni teknolojilerle donatıldı. Altay sahip olacağı üstün ateş gücü ve isabet oranı yüksek hareket kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en temel ve caydırıcı güçlerinden biri olacak. Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu yani 4 mürettebat çalışıyor. Altay'ın üzerinde ana silah olarak pek çok değişik mühimmatı atabilen 120 mm'lik 55 kalibre top mevcut. Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilebilmesi adına Altay'a yeni nesil atış kontrol sistemi entegre etme çalışmaları ise devam ediyor. Bu sistem sayesinde Altay, hareket halindeki hedefleri dahi son derece yüksek isabet oranıyla vurabilecek. Anka. TUSAŞ ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, Anka platformlarının motor ihtiyacına çözüm sağlamak amacıyla 31 Ekim 2014'te imzaladıkları sözleşmeyle Anka S Motor Modifikasyon Projesini başlattı. Proje ile tamamen özgün olarak TEİ tarafından tasarlanıp geliştirilmesi hedeflenen PD-170 motorunun hizmete girişine kadar Anka'nın motor ihtiyaçlarına çözüm hedeflendi. Böylece TEİ'nin yurt içindeki insansız hava aracı motorlarına yönelik projelerine bir yenisini eklemiş oldu. Proje kapsamında TUSAŞ tarafından seçilen sivil havacılık motoru Anka'nın ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilerek insansız hava aracı motoruna dönüştürüldü.
Çalışmalar 155 beygir gücünde, 165 kilogram ağırlığında, 30 bin fit irtifada görev yapabilen bir motora yönelik olarak yürütüldü. Yapılan modifikasyonla motorun yüksek irtifada verdiği güç ve elektrik güç üretimi arttırılarak insansız hava aracında kullanımı sağlandı. Son olarak bir önceki videomuzda en yaratıcı yorumu yapan bir kişiyi göstermek istiyoruz. Nihat Hesenzade adlı izleyicimizin yaptığı bu yorum dikkat çekmeyi başarmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Siz de bir sonraki videoda adınızın olmasını istiyorsanız bu videoya en iyi yorumu yazmayı unutmayın. Güzel yorumuyla bize desteklerini belirten Eray Bayar adlı izleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugünün videosu sona erdi. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve son olarak hiçbir videomuzu kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.